21 Temmuz 2020 Salı gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Ee, saat saat 10.30 burada. Ben işe gitmedim. Raporluyum. Bel ağrısından 3 gündür yatıyordum. Bugün biraz ayaklandım dedim. Arkadaşlara bir video çekeyim. Çok da uzun oturamıyorum böyle sert sandalyelerde. Dolayısıyla hemen çekip hemen gidip biraz uzanayım arkadaşlar. Sesli gazeteye geçelim canlarım benim. Müzik Evet haberlerde en eskiye gideceğim arkadaşlar. Çok fazla haber var. İlk haber Melek Çetinkaya haberi. Melek Çetinkaya bu gözü yaşlı anneyi de AKP tutukladı. AKP'nin sloganı politikası biliyorsunuz. Her güne bir zulüm kampanyası. Bugün kimi tutuklayabiliriz? Bugün kime zulüm yapabiliriz? filan diye. O günde Melek Çetinkaya'yı biliyorsunuz. Akit TV'ye çağırdılar. Bir kumpas kurdular. Melek Çetinkaya da insani olarak ne bileyim dedi. Ben yani komşularım, FETÖ'cü değilmiş filan iyi insanlar yani iyi insan da var, kötüsü de var herkesin içinde olduğu gibi bundan dolayı e, kadını suç ve suçluyu övmek e, den dolayı e, İstanbul'a götürüp tutsak ettiler, hapse attılar. Bunu bir korkutma amacıyla mı yaptılar, salarlar mı bilmiyoruz inşallah salarlar. Ama söyleyeceğimiz bir şey var Allah belanı versin AKP bir kez daha lanet olası kavim. AKP ve MHP 500 bin liralık rüşvet skandalını mecliste örtbas etti işte soru önerisi verilmiş reddetmişler her zaman olduğu gibi. Yani soru önerisi vermek bile ayıp. 500 bin nedir ya? 500 bin için meclisin işlevini böyle şeye uğratmaya hiç gerek yok. Yani meşgul etmeyin yani böyle şeylerle meclisi. Bu muhalefet partilerinde ben anlamıyorum. Lan 500 bin onlar için çerez parası dijinin kovanı doldurmuyor ya. Ee, marif vakfı mı, marif koleji mi bunlar aynı şeyler mi, ayrı şeyler mi ama bunların birbiriyle organik olarak bir bağlarının olduğunu düşünüyorum. Ee, şey olmuş arkadaşlar adam demiş ki Marif Vakfı Daire Başkanı Doçent Doktor İbrahim Gültekin FETÖ'ye çok fazla değeri bozdu bunların başında Türkçe geliyor eğitim FETÖ'nün en önemli enstrümanlarından biriydi demiş Yeni Şafak gazetesinde ee, iki gün önceki yaptığımız yani bu haberden iki gün önce yaptığımız haber aklıma geldi Marif Koleji'nin sahibi dolandırıcılıktan tutuklandı diye ee, eğer yani havuz gazeteleri bir haber yapıyorsa muhakkak ki bir şey vardır yani. Bir koku geliyordur. O kokuyu örtbas etmek için yapıyorlardır bunu. Ee, Türk Tarih Kurumu Başkanı yaramış. Yaranamamış ama. Evet. Ee, darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor e, diye bir şey söylemiş arkadaşlar. Bir, darbe teşebbüsüne karışmış e, değil. Yani o kadar KYK'lı var, 200 bin KYK'lı var. Bu 200 bin KYK'lıdan hiçbirisi... Bunu onaylamaz, darbeyi teşvik etmez, darbeyi övmez. Bunu organize eden tek bir kişi, tek bir kişi var sarayda. Siz de onun etrafında toplanmışsınız. Ayrıca bu 200 bin KYK'lı ve bunların aileleri için ilk önce özür dilemeniz, ondan sonra da bunlara tazminat ödemeniz gerekiyor normalde. Bu arada darbe teşebbüsüne karışmış olanları niye affedeceksin ki? Darbe teşebbüsüne katılmış olanların hiçbirisini affetmeyin gereken ne ceza verse, varsa verilmesi gerekir. Ama sizin hukukunuzda değil. Sizin hukukunuzda nasıl çalıştığını biliyoruz. Sonra bu yavşak çıkmış demiş ki iki gün sonra ağlamaya başlamış. <laughs> ben özür dilerim. Cumhurbaşkanımız inşallah beni yanlış anlamamıştır. İsterse istifa edeyim falan diye bir şey söylemiş. Ezik. <laughs> Ezik adam. Ve şeref yoksun ya. Bu kadar kişiliksiz herif bunlar. Bunun üzerine şey de tabii atlamış. Bunlar o Afrika'daki o işte sırtlanlar falan var ya onlar gibi Sözcü gazetesi atlamış. Puntolarla, koca puntolarla işte FETÖ'cüleri bilmem ne övüyorlar. Bunlar asıl FETÖ'cü falan diye buna yükleniyor yani. 15-20 kere FETÖ kelimesini kullanmış. Böyle her gün kapağında Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesi enteresan. Yarın devran değişirse, ya onlar başa gelirse yeni oluşacak havuz gazetesinin amiral gemisi olabilecek bir gazete Sözcü gazetesi birbirlerini böyle yiyorlar işte. Ee, HDP evli olduğu Ebru ışığı şiddete maruz bıraktığı belirtilen Mansur Mensur Işık hakkında kesin ihraçlara bile soruşturma başlattı. Ee, Tabi bu HDP'li olmasaydı mesela AKP'de bir adam olsaydı şimdi bunu bir yere büyükelçi konsolosu falan yapıp ödüllendirirlerdi. Çok seviyorlar öyle e, tacizci, tecavüzcü, dolandırıcı falan ödüllendirmeyi. Evet başka bir ezik de Pok demirli, pok demirli, çıkmış demiş ki boşuna beklemeyin fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak demiş. Ulan Cumhurbaşkanının fındık fiyatıyla ne iş olabilir ya? Ezik. ya ee, yani ama haklı ya. Yani. Sıçmaya bile Cumhurbaşkanının izniyle giden adamlar bunlar. Yani hiç var, aksesuar, aksesuar. Ulan Sağlık Bakanının açıklayacağı şeyi Cumhurbaşkanı açıklıyor. İçişleri Bakanı açıklayacağı şeyi Cumhurbaşkanı açıklıyor. En ufak böyle minuskül yani yönetim kademesinin en altındaki saçma sapan işlere bile Cumhurbaşkanı siz demiyor musunuz lan bu tip şeylerle bu adamı muhatap etmeyelim Türkiye'nin bir hani bir ağırlığı olsun falan diye. Yok öyle bir şey yok. Bundan gocunmuyorlar bile. Maaş yatsın yeter. Aksesuar zaten. Macron protestocularla tartıştı Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız bir tanesi biliyorsunuz orada bir tartışma yaşanıyor çok güzel bun yaşanan şeylerin artık burada normal karşılıyoruz böyle şeyler Yalnız bunu haber yapan NTV Türkiye'deki NTV var ya NTV de e, neyi haber yapıp neyi haber yapmayacağını biliyor yani böyle şeyleri Türkiye'de haber yapamayacağı için geliyor buralardan alıyor götürüyor Sanki çok büyük bir marifetmiş gibi bu neydi o Yeliz Yeliz'in garip bir videosu çıktı e, Yeliz e, işte bir tramvay şeyinden geçiyor. Tramvay yolundan geçiyor. Hiç alakası olmayan, mühendislikten anlamaz, paçalarından cehalet akan adam orada bir bilir kişi gibi bak biz buralara yumuşak malzeme koyduk. Niye? Çünkü burada Abdülhamit var, işte Fatih Sultan Mehmet'in türbeleri var. Ondan rahatsız olmasın diye filan. Daha önce de bizim atalarımız yapmıştı. O Hicaz Demiryolu'na keçe koymuşlar. İşte peygamberimiz rahatsız olmasın filan diye yani de. Nasıl bir nasıl bir havada nerede uçuyorsun oğlum sen ya? Bir de söylediği şeyler işte şey, e, merhamet, biz bir merhamet medeniyetiymişiz bilmem ne filan. Onlar raylardaki yumuşak malzemeyi bile kendilerine yontuyor adamlar ya. Böyle bir şey var mı? Yani e, yarattıkları ülkede taciz, tecavüz meşrulaşmış. Bu bir devlet politikası olmuş. Ve adamlar medeniyet, ince bir medeniyet kurduklarını zannediyorlar. Yani ülkesinde 800 tane bebek annesiyle hapiste... ...bir merhamet medeniyeti kurduğunu iddia ediyor herifler ya. Olsa olsa cahiliyet, yoz bir cahiliyet medeniyeti kurmuş olabilirsiniz siz. Ee, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev. İlhan Aliyev demiş ki binlerce kişi savaş istiyor ama sadece 150 kişi gönüllü olarak yazılı demiş. Aynısı kaynımda da var benim. Tabi aynısı. Bizi Afrin'e götür reis. Evet onlarda da var. Ee, sıraya girerler böyle işte şey için paralı askerlik için ama Afrin'e götür sadece lafta kalır. Bunlar da öyle işte doğru doğru yani Azerbaycan ama Azerbaycan yani senin gibi bir adamın başında olduğu bir ülke için biliyorsunuz bir sürü offshore firmaları bilmem hayatının sonuna kadar anayasayı değiştirdi karısıyla birlikte danışmanı o karısı ömür boyu devlet başkanı olacak böyle bir değişiklik yapmışlardı biliyorsunuz bir sürü offshore şirketleri var kara para aklama bilmem ne aklınıza gelirse böyle bir adamın ülkesinde 150 kişi yine iyi çıkmış yani. Ee, eski AKP milletvekili Özdağ darbe girişiminden önce FETÖ'cülerin 100 bin adet ceset torbası yaptık, yaptırdıklarını biliyoruz. O 1, 1 milyondur o 100 bin değildir o eksik saymışsındır. Gestapo şefine sor o kel onun sayacı var ya, o iyi sayar onları tabi. Kimden aldın o haberi? Sen Kim söyledi sana? FETÖ'cülerden biri çıkıp biz 100 bin milyon torba yapmıştık Tüh filan mı dedi? Ne oldu? Nereden duydun bunları? E, sallıyorsunuz anca Kütahya'da 15 Temmuz gecesi salağa verdikten sonra bıçaklı saldırıya uğradığını 3 ay sonra savcılığa bildiren müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun gazilik ünvanı talebi reddedildi. Diyanet'in 60 imamına verilen haklardan ben de istiyorum. Her gün şehitlerimize Yasin okuyorum demiş. Yani Allah rızası için filan okuduğum yok. Yani Tayyip Rıza'sı için, yani bana o gazilik şeyi verirsin, bir maaş bağlansın, başka da istediğim bir şey yok. Aç herifler ya. Aç yani böyle işte devletimiz, vatanımız sağ olsun, umurlarında bile değil. Yani bize gazilik bilmem ne maaş bağlasınlar. Bizim tek istediğimiz o. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından popüler sosyal ağların Türkiye'deki kullanıcı sayıları ile E-Devlet'i kıyasladık. Yani e-devleti 5000'den fazla insan kullanıyormuş. 5000'den fazla pardon hizmeti ve 48 milyon kullanıcısı ile Türkiye'nin en büyük dijital ağı demiş. O yüzden gerizekalı mısınız? Adamlar bunu şeyle karşılaştırıyor. Twitter ve Instagram kullanıcılarıyla karşılaştırıyor. Oğlum sen e-devlet üzerinden birbirine fotoğraf gönderip yorum mu yapabiliyorsun? Paylaşım mı yapabiliyorsun? Yani bir Ziraat Bankası'nın internet hesabını kullananlarla Instagram hesabını kullananların sayısını mı karşılaştıracaksın? Yani ya mal bir adam bu Fahrettin ya vallahi billahi. Profesör Naci görür, Marmara depremi geliyorum diye bağırıyor diye. Bu adam hakikaten bas bas bağırıyor yani önlem alın falan diye. Ya ama gelsin ne olacak ki yani? gelsen ne olacak? Ayasofya cami oluyor ya. Senin haberin yok. Ayasofya cami oluyor. Sen bize ne anlatıyorsun? Ezanlarımızı susturamayacaklar. Boş ver sen depremi mepremi olunca düşünürüz. Oradan da bir siyaset yaparlar ya yani onun üzerinden. Yani sorma. Olmayan Adaletin Bakanı demiş ki 5 yılda 94 cezaevi yaptık demiş. <laughs> İyi bok yaptınız aferin. E, yalnız yaptıkları ne kadar menfi şey varsa arkadaşlar onların hepsi görünür. Yaptıkları ne kadar daha doğrusu yapmadıkları ne kadar müspet şey varsa onların hiçbirisi de görünmez. O ülkede nasıl çok enteresan bir şeydi. O işte o, milli yerli uçak işte ne bileyim o tank yaptılar bunlar ağaca tırmanan denizaltı yaptılar falan. Bunların hepsini hiçbirini görmüyoruz biz böyle güzel şeyleri. Ama ne kadar kötü şey varsa onların hepsi görünür kılcılar bunlar. Utanmaz herif. Yani Başkanı demiş ki Cenab-ı Hak'tan Cumhurbaşkanımızın amel defterine büyük sevap yazılmasını niya niyaz ettim demiş. Niyaz. Ulan fındık fiyatına bile Cumhurbaşkanı'nın yani söylediği bir ülkede bunu ümmet ümmetinin lideri kendisini niyaz edemiyor mu size mi ihtiyacı var yani? Hani gurur oluyor değil mi? Siz onun adına niyaz edin. Hayır bir şey ya. Yani o makamata eğer hani kabul görmezse bu niyazınız o makamada bir kayım atarsınız artık. Artık yeni ilahınız da var zaten 3-5 senedir. Onu ilah bellediniz. Yasinleri onun adına okuyorsunuz değil mi? Niyaz ediyorsunuz. Şimdi bir haber daha var onunla ilgili. Bak oraya da geleceğiz. Devlet Bahçeli Ayasofya işlemeli yüzük yaptırmış. Bu da bir görgüsüz aç. Ayasofya işlemeli bir, bir bok yaptıkları yok hayatlarında. Böyle şeylerle uğraşıyorlar işte. Ne olmuş yani Ayasofya yüzüğü yapınca ne oluyor? İnsanlar sana daha bir hayranlık mı duyuyor? Bir arkadaş güzel bir yorum yapmış. Ona Ayasofya motifli tasma lazım falan diye. Doğru söylemiş. Evet ümmetinin lideri demiş ki ülkemizin özellikle ekonomide, üretimde, sanayide, dış politika ve güvenlikte bağımsızlığını sağlamaya dönük tüm hamleleri gizli bir elin müdahalesiyle engellenmiştir filan. Bahane bulacak ki yine kendi başarısızlığına bir kılıf arıyor. Ulan dondurma çubuğunu bile Çin'den alan, ithal eden bir ülkesin sen sersem. Yani ne ekonomik bağımsızlığından bahsediyorsun. Senin tarım bakanın çıkıp param var ki ithal ediyorum diyen bir kafaya sahip yani. O kafayı sen izin vermezsen öyle konuşamaz. Metin'in lideri demiş ki insanımıza tepeden bakan ona makarnacı kömürcü göbeğini taşıyan adam diyerek hake gören faşist anlayışla çarpışarak bugünlere geldik demiş. Faşist anlayış bu söylüyor bu da affedersiniz Ermeni neler neler neler. göbeğini taşıyan adam makarnı bunlar yok mu? gerçek değil mi bunlar yani? Tepeden bakan deyince şeydir o, Şehitler Tepesidir. Sen çok seviyorsun o Şehitler Tepesini. Ne kadar çok insan senin için ölürse o Şehitler Tepesi yükseliyor ve sen o kadar yüksekten insanlara yukarıdan bakıyorsun. Sen legal bir olarak geldiğin bir yerde o meşruiyetini yaptığın illegal işlerle kaybettin artık. Sen bir çete organizatörüsün. Bir illegal bir çetenin reisisin yani insanlara da küstahça e, seslenen bir tek sen varsın ülkede zaten. Kendi cenahınızdan olsa bile size biat etmekte böyle bir sorgulama geçiriyorsa her türlü küstahlığı yapıyorsunuz zaten. Şu son zamanlarda da çok görmüşsünüzdür sokak röportajları var biliyorsunuz arkadaşlar. Sokak röportajlarında e, böyle işte ekonomi çok kötü bilmem ne falan diyor konuşuyor. En sonunda adam ama biz yine de AKP'yi destekleyeceğiz diyor ya. Bunlardan çok var yine bunlardan bir tanesi adam işte ya çok kötü işte iş bulamadım o kadar 10 kilometre yol yürüdüm. Caminin musluğundan su içiyorum ya susadığım zaman falan yapıyor ama yine de AKP'ye vereceğim başka kime vereyim falan gibi şeyler söylüyor. Başka bir videoda bir tane eleman çıkmış bir e, tarım arazisinin galiba ellerinden mi alınıyor nedir arkadaşlar böyle e, işte ben 38 yaşındayım hiç haram yemedim devletime sahip çıktım hiç ihanet etmedim ama bugün devletime küstüm cumhurbaşkanıma küstüm filan diyor böyle e, rantları elinden gidince alınınca veya haksızla gerçekten haksızla da uğramıştır yani olabilir e, haksızla ama o ekonomik bir haksızlığa uğradıkları zaman ...ceplerine dokunduğu zaman böyle cıyak ciyak bağırmaya başlıyorlar. Yoksa insan hakları bilmem ne, Türkiye'de böyle temel insan hakları, prensipleri ezilmiş falan... ...onun adamların umurunda bile değil. Bunu şey yapan arkadaş, paylaşan arkadaş da güzel bir yorum yapmış. Yoktu aslında bozuk düzenden şikayeti. Kendi payına düşenden eksilmeseydi diye. Ya başka görüşten birisi bunu, sen ben yapsak. Yani direkt FETÖ'cü diye zaten bize içeriye atarlar yani bunun... Şu anda öyle konuşma marjı var ama bunu sürekli hale getirse bu herif mesela bu protestoyu yani direkt atarlar yani. Öyle bir bir kere şimdilik şey yapabiliyor, protesto edebiliyor. MHP'den ihraç edilen belediye başkanının Erdoğan'ın fotoğraflarını yırttığı görüntüler ortaya çıkmış. Ee, sinirden işte o metin liderin fotoğraflarını yırtıyor. Oğlum çarpılırsın lan ne yapıyorsun ya yırtılır mı adamın fotoğrafı? Gerçi ne kadar çarpılabiliyorsun yani çarpılsan daha ne olabilirsin? çarpılmanın en son hali zaten bulunduğumuz hal. Evet İzmirli Gazi, başka Gazi, Cengiz Üncü 15 Temmuz gecesi bastonunu tankın paletine nasıl soktuğunu anlatıyor. AKP'li değilim ama Cumhurbaşkanımın yolundayım. Vekiller, bakanlar gazilere sahip çıksın ki maaş versinler, maaşlarımız kesilmesin. Götümüzü devirdiğimiz yerden maaş alalım de şeyleri bu. Palete değil yalnız onu egzozuna sokacaktın sen. Yanlış yere sokmuşsun. O yani o çubuğun yani paleti durdurduysan ya o kartondan bir tanktır ya da tankın durmuş halindeyken sen onu sokmuşsundur yani. Yani tamam sen gerizekalısın da bizi de salak yerine koyma. AK Partili Dağ Soyer'e çocuklara dağıtılan süt paketlerindeki subliminal mesajı sormuş. Reklamda arkada gök kuşağı var. Sonra da gitmiş hala Türkiye'de başka bir problem kalmamış gibi bu sefer de İzmir'de işte kolonlar var böyle o kolonlar renkli renkli boyamışlar. Onun işte LGP özendirici mesaj verdiği için onu sorguluyor. Yani bu nedir filan diye. Türkiye'de başka bir dert kalmamış. Bir, e, bence şöyle bir şey yapsınlar. Yeni bir KYK çıkartsınlar. Yağmurun yağması ve aynı zamanda güneşin çıkması yasaklansın. Böylelikle o LGBT o renkler neyse çıkmamış olur. Öyle bir şey yapsınlar bence. Adam gitmiş kolonlarına <laughs> kolonlar sana girsin ya. Tabi estağfurullah. Ha, evet bak Türk Tarih Kurumu Başkanı çok pişmanım. Cumhurbaşkanımız istifa et derse izlerim demiş. Ezik herif ya korkak. AKP'liler birbirine girdiğinde dadına doyum olmuyor. İzlemesi çok zevkli arkadaşlar. Bu sefer CNN Türk'te mi ne şey Gestapo şefiyle Mehmet Metiner birbirine girmiş. Birbirlerine girdikleri zaman ne yapıyoruz, ne tavsiye ediyoruz? Sıcak su döküyoruz, ayrılıyorlar. Ee, tabii konuşma sırasında işte bak ben daha kepeliyim, sen daha kepelisin, biz aynı davanın parçası bilmem ne falan demeyi de ihmal etmiyorlar. Yani bunu niye diyorlar? Niye diyorlar arkadaşlar bunu ben daha yalakayım sen daha iyi yalarsın ben de en az senin kadar yalarım falan gibi. Aslında bir üst makama şey gönderiyorlar hani birisinin kulağına falan giderse diye ben de senin kadar hani lütfen gibi taraf tar çekmeye çalışıyorlar. Ee, bu şeyde Göstapo Şefi de buna Bakara suresiyle Twitter hesabından gönderme yapmış Mehmet Metinlere işte kalplerinde bozukluk vardır falan vesaire vesaire. Bunlar bana hep şeyi hatırlatıyor işte ben daha AKP'liyim, sen daha AKP'lisin filan. Bu Robespierre'in Danton'a yaptığı gibi devrim sırasında 1789 ihtilalde biliyorsunuz adamı giyotine göndermişti. Yani böyle en önde, devrimin en önde isimleri birbirlerini devrim karşıtı olmakla suçlamışlardı filan. Bunlar da böyle olur inşallah diyelim. Ondan sonra başka bir yerde ne görüyorum? Soylu'yla tartışan AKP'li Metiner'den... Yine açıklama. Reise havale ediyorum. Bak demin de e, Yasin okuyordu. Değil mi adam? E, bu haber bu haberi kastediyordum. Biz bir Allah'a havale ediyoruz. Ben öyle biliyordum ama artık reise havale ediyorlarmış. Tabi yeni tanrıları deyince de sonra kızıyorlar yani. E, şey de Başka bir yerde Mehmet Metiner, bu o Fatino Me Melek Çetinkaya'yı işte kumpasa getiren o Akit TV'ye çıkıyor. Orada bir tartışması oluyor. E, i̇şte maklube yediniz mi? Kaç defa yediniz? Bilmem Fatin'e soruyor. Yani hiç karşılaşmadınız hiç vötücülerle falan diye. O şeyde o akıllı o Fatine de e, şeye gelmiyor. Hani Erkan Yolaç'ın evet hayır demeyeceksin bir yarışması vardı ya. Onun gibi demiyor. Ben karşılaşmadım öyle bir şey. FETÖ'cü ha, hayatımda görmedim falan yapıyor böyle. E, maklube hiç yemediniz yani falan diyor. Evet. Yani bence Metin Çetinler maklube demek yemiş. Melek Çetinkaya'ya yapıldığı gibi e, yiyerek suçu ve suçluyu övmekten dolayı bence Metinler'in derhal tutuklanması gerekir diye düşünüyorum. Gençler Türkiye'yi terk ediyor diye bir haber Cumhuriyet gazetesinde. E şimdi tabii gençler başarılı olsalar bile biliyorsunuz rasyonel düşünceye sahip olduktan sonra gidip bir diktatöre biat etmezler. E biat etmezlerse ne olacak? FETÖ'cü ilan edilecekler. FETÖ'cü ilan edilseler de onlara sahip çıkan bir muhalefet ve muhalif medya olmayacağına göre e, adamların ül ülkede durmalarına gerek yok. El alem onlara zaten sahip çıkıyor biliyorsunuz o e, NASA çalışanı vardı Türkiye'de 3 sene hücrede boşu boşuna tutuldu. Kimse sahip çıkmadı. Adam bir komşusu ispiyonladı adamın üzerinden bir dolar çıkmış olan Amerika'dan geliyor herif. Hindistan rupisi çıkacak hal yok ki adamın üzerinde ee, bu da muhalif medya bile yer vermedi Yani yani böyle Türkiye'nin kendi beyinleri bu şekilde harap oluyor ki şey bile muhalefet bile bundan şey duymuyor yani rahatsızlık duymuyor ee, böyle bir ülkede durmalarına gerek yok gitsinler tabi el alem sahip çıkıyor ee, Sözcü gazetesi e, FETÖ'cü Mehmet Paransu'ya 19 yıl 3 ay hapis cezası diye bunların genel yayın yönetmeni de Sözcü'nün e, FETÖ'den aranıyordu biliyorsunuz yurt dışına kaçmıştı e, 3-4 çalışanına da gazetecisine de FETÖ davası filan açılmıştı <laughs> bu şeylerde bu sözcülerde ne bileyim bu ultra ortodoks kemalist kafada e, çay kaşığı kadar beyin yok yemin ediyorum ya Ergenekon AKP Friendship. Camide fahişe olur mu? Fakat ikonlar ortadan kaldırılmazsa Fatih'in emaneti Ayasofya fahişe, Zoe ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak. E bu Bekir Sofuoğlu kim olduğunu bilmiyorum ama baktığın zaman Profesör Doktor diyor. Profesör Doktor. Evet. E, profesör ünvanı Türkiye'de sakızın içinden de cikletten falan çıkıyor galiba ya. Yani böyle bir yani bunu ancak bir troll yazabilir. Böyle ifadeleri. Kalın. Cumhurbaşkanımız iyi korunuyor. Bir devlet başkanı nasıl korunuyorsa o şekilde korunuyor. Cumhurbaşkanımız karantina döneminde kurallara en çok riayet eden kimseydi demiş. Güzel korunuyor tabii. Durex'in sponsorluğu sayesinde. Buna yani kendisini korumasını da liderlik vasfı ve göt korkusuna bağlayabiliriz. Eh, ahiretini tabii berbat etti. Onun için artık tek bir hayat var. Bu dünyadaki hayat ona da olabildiğince bu hayatında uzun kalmalı bunu da anlayabiliyoruz uyuşturucu kartelin Meksika hükümetine bu görüntülerle meydan okudu olan harbiden ordu gibi adamlar nasıl bir kartelse ama ama yani biz de biliyorsunuz hiç böyle şeylere gerek yok emniyet müdürünün odasında çıkıyor biliyorsunuz saklanıyor uyuşturucu uyuşturucu paraları filan e, iki, iki sesli gazete önce yaptığımız haber e, sonra Arkadaş geldi, de cennet vatanımız ülkemizi kıskanmasın bu gavurlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle şeyde gerek yok. Adamlar o kadar zahmete girmişler. Böyle arabalar, ağır silahlar falan almışlar. Biz de direkt böyle e, emniyetin içindeki müdürler, işte kaymakamlar neyse polisler bizzat bu işi kendileri götürüyorlar. Yani ek iş olarak yapıyorlar bunu. Tabii. E, Mirya Keferon Savaşı'nı anlatan filmin çekimlerine başlandı. Senaryo önce Erdoğan'dan onay almış diye. Erdoğan'dan tabii fındığın fiyatını o söylüyor bunlar. Yani bir dizinin senaryosunda ona onaylatmak normal. Kaldı ki yani, e, yani adam 15 Temmuz'un senaryosunu yapmış, yönetmiş, bizzat da oynamış yani bu filmde. Senaryodan en iyi o anlar yani ona sorulması normal. Bir bilene sormak lazım. Bunda yadırganacak bir durum yok. Başakşehir Medipol mu neyse işte onun tam açılımı şampiyon olmuş dün Türkiye'de. Şampiyon olur olmaz işte zaten azıcık bir taraftarı var. E, sahaya da bir yabancı cisim girmiş. Bilal Erdoğan sahaya girmiş. Bilal Erdoğan'ın ne işi var orada? Ümmetinin lideri direkt bu takımın şampiyon olması lazım filan diyordu. E, Medipol'ün e, ortaklarından bir tanesi Emine teyze. Hastanenin sahibi sağlık bakanı ondan sonra hiç devletin, AKP'nin hiç sanki eli yokmuş gibi. Ne güzel değil mi? Biz bunlara inanalım tabi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de daha katılmadan bir sürü para alacaklar. İnşallah ilk turda elenirsiniz. Bakan dönmez yerli otomobilimizde nadir toprak elementleri kullanılacak demiş. Su, hava, tahta filan. Bor madeni çok elini korkak alıştırma. Bor madenini serp şöyle lan tohumuna para mı saydın? Tipi tip Davutoğlu çıkmış demiş ki Anadolu'ya çıkarım sadece Esselamun Aleyküm derim. Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım demiş. Ulan zaten bütün Anadolu'yu, bütün Türkiye'yi ayağa kaldırman lazım ama bunu şartlı söylemiş. Bana mani olursanız, bana mani olmazsanız her şey olduğu gibi bütün haksızlık, hukuksuzluklar Türkiye'de yapıldığı gibi devam eder yani. Ama yeter ki bana dokunmayın. Bana dokunursanız bak ayağa kaldırın filan demiş. Muhalif parti işte bu adam. sen tabii ayağa kaldırırsın selamun aleyküm dersin. Bütün Türkiye Anadolu ayağa kalkar. O haksızlıklar son bulur. O ağlayan annaların gözyaşları diner. Hapisten çocuklar anneleriyle birlikte filan çıkar değil mi? Aynen öyle olur. Sen bence Anadolu'ya gitmişken Anadolu rak yap. O daha isabetli olur. Davutoğlu der ki filan gibi daha çok taraftar bulursun kendini. Bu tipi tip Davutoğlu'nun iki beyanatı var demiştim. İkinci beyanatı da Hakan Şükür FETÖ'nün siyasi ayağıydı. Başkaları da vardı demiş. Şimdi size Hakan Şükür meselesine gelmeden önce e, sen dört tane hani füze attıracaktın ya Hakan Fidan'la Suriye'den bu tarafa, Türkiye'ye yani bu tarafa dediğim Türkiye'ye. O da mesela siyasi ayağın bir parçası olabilir mi? Veya mesela senin döneminde Türkiye'de bir sürü patlama oldu. Ankara'daki tren garı patlamaları şunlar bunlar bunların failleri hiçbir zaman bulunamadı azmettiricileri de bu da bir siyasi ayak olabilir mi mesela? Veya senin döneminde mesela ülkede bir sürü televizyon, gazete, radyo, neyse işte basın medya organı polis zoruyla kapatıldı. Bunlar da mesela bir siyasi ayak olabilir mi? İşte o bahsettiğiniz siyasi ayak sizin kıçınıza girsin inşallah. Şimdi bunun Hakan Şükür'e sarmasının sebebi şu arkadaşlar. Şimdi hükümetten birine sarsa, hükümettekiler şimdi bunun pisliğini bildikleri için ortaya çıkartırlar oraya dokunmuyor. Hakan Şükür'e sarayım ki Hakan Şükür bir şey dese de zaten onun söyledikleri kimse takmaz. Türkiye'de bana bir kötü bir etkisi olmaz bunun diye. Yoksa Hakan Şükür'ü sokakta görse Hakan Şükür buna selam verse korkusundan almaz o selamı. Lan şimdi bizi birisi görür FETÖ'cü ilan eder filan diye. Böyle bir adam. başka ne var? Yeni Şafak yazarı Kaplan. <laughs> Ya çok pis bir adam bu ya. İslami kesimler güle oynaya sekülerleşiyor. Çocukları deizme, ateizme doğru kayıyor filan demiş. <laughs> Niye acaba? diye hiç düşündün mü? Yani şeytan e, sizden daha sevimli geliyor şu anda ya insanların gözüne. Vallahi billahi yani şeytan filan daha sevimli geliyor. Ee, yani seni gören adamın Müslüman olma, Müslüman olsa da İslamiyet'te kalma, İslami kaideleri ve şartları yerine getirme isteği, arzusu, depreşebilir mi? Yok. Yani şeytanlıktan başka hiçbir şey insanlara anımsatmıyorsunuz ve nefret ettiriyorsunuz yani. Evet haberler bitsin bayağı bir uzamış olabilir arkadaşlar. Ee, ben de zaten belim yavaş yavaş ağrımaya başladı. Ee, kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Ee, anlayışınızdan her türlü öpüyorum değerli arkadaşlarım. Sağlık ve afiyetle.